teknolojiden konuşacağız, robotik cerrahiden konuşacağız. Konuğum bu defa Tutkun Şen olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Daha önce röportajlar da yaptık sizinle. Bu defa sizi biraz sizden dinleyip devamında çalışmalarınızı da anlatmanızı isteyeceğim. Tabii. Ben işte 1986 yılında Mersin'de doğdum. 2004 yılında üniversite eğitimime ODTÜ makine mühendisliğine başlayıp üniversitenin ikinci yılında elektrik elektronik bölümüyle çift standart programına katılmaya kazandım. Mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde tam burslu olarak tamamladım. Doktora süresince ameliyat robotları, medikal görüntüleme, medikal konumlama, medikal görüntüleme gibi ve ışın tedavisi gibi alanlarda 20'ye aşkın uluslararası makale yazdım. Daha sonra doktoram sonrasında Silikon Vadisi'nde katıldım ve şu anda bu robotik grubunun menajeri ve lideri olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Son dönemlerdeki bu algoritma yazımlarıyla ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? Robotlar, medikal robotlar nedir? Ve bunun kullanım alanları nelerdir? Çünkü bunlarla ilgili çok fazla farklı bilgiler özellikle Türk basınında çok fazla dolaşıyor. Anladım. Şimdi medikal robotik birkaç alandan oluşuyor. Şimdi bir görüntüleme kısmı var işin, bir de gerçek tedavi kısmı var. Ondan sonra ilk önce robot kısmına odaklanacak olursak, robotların ilk öncelikle medikal robotiğin amacı ameliyatı robotların yapmasını sağlamak değil. Medikal robotiğin amacı öyle bir medikal enstrümanlar yapalım ki doktorun bu eli ayağı olsun ve doktor bunu çok daha kolay bir şekilde bu ameliyatları yapabilsin. Şimdi düşündüğümüzde bazı ameliyatlar Esra Hanım 10 saat, 15 saat sürebilen ameliyatlar ve doktorun bu hayatı bunu olduğunu düşündüğümüzde hani bu doktora nasıl biz daha kolaylık sağlayabiliriz? Ayrıca şimdi bu doktorun günden güne performansı değişebiliyor. Ve başka doktorlar arasında da performanslar değişebiliyor. Biz bunu nasıl standartize ederiz? Bütün medikal robotiğin şu anki ve önümüzdeki bir 50 yıl diyelim, bunun amacı bu. Hani herhangi bir şekilde ameliyatı kendisi yapmak değil. Şu an günümüzde yapılan uygulamalarında genel cerrahi kısmında, genel cerrahi dediğimiz yer mide, pankreas, safra kesesi vesaire, buradaki karaciğer ameliyatları falan, buralarda yapılan ameliyatlarda genelde robot kullanılıyor. Bunun dışında ortopedi ameliyatlarında ve bazı endoskopik burundan ve ağızdan girilen endoskopik ameliyatlarda da çeşitli medikal ürün uygulamaları mevcut şu an. Dediğim gibi buradaki genel amaç bunlarda bu ameliyat sırasında doktor bir yerde oturuyor. Kokpit gibi bildiğimiz helikopter kokpiti gibi bir yerde oturuyor. Orada böyle çevresinde kameralar vasıtasıyla hastanın içini görebiliyor. Ve orada joystick veya başka teknolojiler kullanarak hastaya giren enstrümanları kontrol ediyor sanki elleriymiş gibi. Buradaki bütün amaç hastayla doktoru ayırmak. Buna biz teleoperation diyoruz. Yani hasta ve doktor aynı yerde değil. Şimdi bunu bir düşünelim. Şu anki piyasadaki ameliyat robotlarında hasta ve robot ve doktor hala aynı odada. Evet. Ama ileriki düşündüğümüzde, bir sonraki şey düşündüğümüzde bu kontrol kokpiti başka odada, başka hastanede, başka şehirde ve başka ülkede bile olabilir. Oo, çok güzel. Bunu düşündüğümüzde bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Bu bir yerde bir ameliyat olduğu zaman bu ameliyatta doktor başka bir kendi kokpitinden bağlanabiliyor başka yerlerde. Hani buraya gidiyor. Bu şu an teknoloji bu aşamaya gitmekte. Ve bu neden önemli? Bu şundan önemli. Ameliyat sırasında mesela çok fazla second opinion dediğimiz,
işte bir herhangi bir komplikasyon olması durumunda başka bir doktordan görüş alma vesaire gibi teknolojiler bu şeyleri kolaylaştıracak. Bu bağlantıyı, bu feedback'in hızını arttıracak. Real time feedback dediğimiz, işte doktora direkt bağlanıp onlardan ameliyat sırasında siz nasıl yaptınız, nasıl yapabilirsiniz? Veya bu başka doktorların böyle ameliyatları daha önceden böyle bir komplikasyonu karşılaşılmışsa böyle bir bilgi kütüphanesinden, hani burada data science çok önemli bir yer alıyor. Hemen bağlanıp bulup kendi kokpitinde, yani doktor sadece o ameliyatı değil, geçmişte yapılan onlarca ameliyatın bu komplikasyon görüldüğünde nasıl yapıldığını, çeşitli doktorların bu komplikasyonu nasıl kurtardıklarını bunu görebilecek. Şimdi dolayısıyla şimdi amacımız neydi geri dönecek olursak? Amacımız ameliyatı standartize etmek. Herkes ameliyat olduğunda herkesten aynı sonucu almak. Şu anki ameliyatların en büyük problemlerinden bir tanesi bu ameliyatlar çok cerrah odaklı. Eğer evet. Cerrahımız iyiyse çok iyi ameliyat oluyor. Cerrahımız iyi değilse çok hani şey aynı verimi alamıyoruz. Dolayısıyla biz nasıl yaparız ki bu en iyi cerrahın bu skill setini alıp normal bir çok 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 kabili, çünkü bu cerrahi baktığımızda bu da biraz sanat gibi yani. Hani herkes cerrah olabiliyor, bir yere kadar bir şey yapabiliyor. Ama hani o kritik noktaya geçtikten sonra daha böyle bir orada bir sanat söz konusu olduğu için, o da sanatta herkesin farklı şekilde yoğurdu yediği için, hani biz bunu nasıl standartize ederiz? Nasıl o şeyin o sanatı yine ama amaç, tekrar söylüyorum, amaç doktorun elinden bunu almak değil, bu kabiliyeti almak değil. Amaç herkese bunu şey yapıp bu doktora, bütün doktorlara bu kabiliyeti verip dolayısıyla hastalardaki iyileşme sürecini ve komplikasyonu azaltmak. O anlamda aslında gerçekten çok faydalı olur. Çünkü hasta yakını olunca işler daha da değişiyor. Neyin nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Ameliyattan çıkınca da yakınınız bir söylenecek olan bir cümleye açıkçası odaklanıyorsunuz. O anlamda gerçekten çok faydalı olur. Peki robotlar ilerleyen süreçte bu kadar datayı birleştirince ameliyat yapabilir mi? Hani bütün verileri toplayacağız, robota yükleyeceğiz. Bu veriler ışığında, şimdi hani sürücüsüz araçlar da var artık, hani arabaları kendi sürebiliyor. Hani ondaki mantık gibi böyle, hı hı, bütün verileri toplayınca robot da kendi ameliyatını kendi yapabilir mi? Hastanın durumuna göre, verilere göre. Yine hani doktor belki kontrol edebilir ama aşamaları artık belli bir dönemden sonra anladığım kadarıyla standart olup otomatikleşecek gibi de olabilir. Ama burada tek aklıma takılan nokta şu, her hastada her tablo aynı olmayabiliyor. Hani genellikle şey diyorlar ya doktorlar, açınca göreceğiz. Hani şu an tam olan ne olduğunu bilmiyoruz, açınca göreceğiz diyorlar. Şimdi bu anlamda bir öyle bir şey olabilir mi? Şu an İsra Hanım, önümüzdeki 5-10 yıl düşündüğümüzde şu anki amacımız bu görüntüyü kullanarak, hani açınca göreceğiz. Aslında açınca açmaya gerek yok. Kamera sokunca göreceğiz oldu şu an o olay. Ondan sonra kamerayla biz bu tümörlü bölgeyi ya da ameliyat edilmesi gereken bölgeyi gördüğümüzde, biz şu an daha önce bu ameliyatı yapılan datalarla bunu karşılaştırıp şu anki amacımız, önümüzdeki 5-10 yıldaki amacımız doktora tavsiyeler vermek. Şuradan gir, şuradan tutmaya başla. Şunu böyle atıyorum, bağırsa şuradan şey yaparsan daha güzel olur. Mesela pankreasın en büyük problemi bir tanesi ulaşımı. Şimdi o yüzden çok çok zor bir ameliyat mesela pankreas ameliyatları. Çünkü çeşitli organları ya kaldırıp oradan çıkarmak vesaire şeyler gerekiyor. Hani bunun için bu geri dönüşümü vermek var ama daha ameliyat başlamadan. Hani böyle bir feedback vermek şu anki amacımız, bu imişler kullanarak, daha dataları kullanarak. İşte burada daha çok bir machine learning dediğimiz yapay zeka bu aşamalarda kullanılıyor şu an. Ondan sonra bir diğer alan ise repetitive task dediğimiz, ameliyat sırasında hep olan mesela bazı testler var. Bunlar neler mesela? Bunlar suturing dediğimiz
dikiş atma. Şimdi dikiş atma, bu da çok önemli bir şey. Evet. Çünkü dikişler, işte dikişleri attı, dikişler olmadı vesaire. Bizim şu anki amacı, teknolojinin şu anki amacı bu repetitive taskleri sürekli olan ve basit, bunlar çok basit taskler aslında ama hani oradaki doktorun algın şeyine gelip, dalgınlığına gelip güzel atamayabilir mesela orada. Başka bir şey düşünüyor olabilir. Amacımız bunu anlayıp robotun bunu otomatikman bunu atması mesela. Bunun için bir robotun attığı şeyler var, durumlar var. Yine bu mesela orada robota kontrolü veriyor. Mesela şeyde de öyle olmuyor mu? Şu an arabalarımızda da öyle oluyor. Şimdi araba autonomous driverless car arabalarımız var ama böyle hadi ben buradan çıkardım, hadi beni buraya götür diyemiyoruz. Biz şeye çıkıyoruz, otobana çıkıyoruz. Otobana çıktıktan sonra tamam artık bu moda alabilirsin diyoruz. Hani bazı biz bir şey belirledik orada. Belirli bir task belirlendi. Ondan sonra nasıl nelerle farklı çıkabileceğimizi 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz yani otobanda. Dolayısıyla şu anki amacımız da böyle alanlar yaratıp nasıl nelerle karşılaşabileceğimizi anlayıp yapay zekayı, machine learning'i buralarda kullanıp bu dikiş attırmak. Ondan sonra bir sonraki basamak da bunun yanında çok zeki şeyler geliyor. Çok advanced enstrümanlar geliyor. Bu enstrümanlar yapay zeka vesaire kullanmasa da bu mesela bazı enstrümanlar var. Tek yaptığı şey dikiş atmak. Onu böyle üzerine bir şeyin mesela beyin şey ameliyatlarında, mide ameliyatlarında bunu böyle üzerine, midenin üzerine böyle clamp edip daha sonra mesela mideyi kesip sağını ve solunu dikişliyor mesela. Böyle advanced enstrümanlar geliyor. Bunlar daha böyle bir şey hani yine robotik cerrahi üzerine ama daha böyle bir, bu daha mekanik bir çözüm. Hani yapay zeka ve machine learning vesaire konularını kullanmadan bunlar biraz daha şey oluyor. Bunların çok daha fazla reliability'si ve bunların güvenilirliği çok fazla oluyor şeyin, mekanik şeylerin. Şimdi şeyde de yapay zeka ve machine learning'in en büyük olayı, en büyük problemi şu an Esra Hanım, bunun kesin %100 olarak başarıya ulaşabileceğini bilmiyoruz. Çünkü bunlar hep böyle probabilistik metotlar ve bunların ve medikal dünya diğer şeylerden çok daha farklı, diğer dünyalardan çok daha farklı. Burada herhangi bir algoritmanın, herhangi bir robotun vesaire bir şey yapabilmesi için, bir algoritmanın çalıştığını şey yapmak için bunun 100 milyon defa denenip bir defa yanılma hakkımız var. Hani bunun ve bunlar probabilistik metotlar olduğu için böyle bir accuracy'ye ulaşma ihtimalleri yok yani. Dolayısıyla daha bir şu anki amacımız daha bunu daha advanced enstrümanlarla, daha komplike enstrümanlarla ve biz bunu ameliyat dışarısında da başka şeyler deneyebileceğimiz ve bu datayı toplayabileceğimiz, işte 100 milyon defa bunu denedik. Bu hani biz şirket olarak da hani bu medikal robotik camiası olarak da gönül rahatlığıyla hastalarda kullanabileceğimiz metotlara bakıyoruz şu an. Ama bu dediğiniz gibi bu yapay zeka vesaire bunları daha çok şu anki 10 sene içerisinde daha böyle bir beni guide etme şeyinde, ameliyat yapmaktansa daha böyle bir doktoru guide etme, yönlendirme, feedback verme anlamında kullanıyoruz. Bu hedeflenilen şey ortalama ne kadar sürede olabilir? Yani 5 yıl içerisinde mi olabilir? Hani doktoru diğer odaya alma, işte o enstrümanlarla işte kesip dikme falan, 5 sene sonra içerisinde mi, yoksa şu an evet, şu an var aslında. Hani böyle çok çeşitli advanced enstrümanlar var şu an. Bu size anlattığım mesela enstrüman şu an var. Ama ona sürekli daha güzel şeyler ekliyoruz. Mesela bunu eklerken mesela şu bilgiyi vermek mükemmel olmaz mı mesela? Şimdi bir şeyin üzerine ne dedik? Mideyi aldık. Midenin üzerine geldi. Bu sıkıştırdı mideyi. Orasını şey yapacak, dikiş atacak. Cerrah dese burası çok kalın, ben buraya dikiş atamam dese mesela. Hani bu gibi feedbackler, hani evet, hani bunların üzerine çalışılıyor ve bunlar kesinlikle bir 5 seneye vesaire daha akıllı enstrümanlar gelecek. Kesinlikle bu, ben bunun şeyini 5 ila 10 sene arası olarak görüyorum. Ama bunun dışında bu yapay zekanın bu yön vermesini falan, yine de onu da bir
onu da bu 10 sene içerisinde bence onlar da gelecek böyle feedback verme yüzüne. Hani nasıl bu arabada şeyin aynısı bu. Araba kullanırken bazı arabalarda şeritten çıktığımızda ışık yanıyor, dırt 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 falan. Bunun aynısı. Bunun aynısından bahsediyorum. Ve böyle bir sonraki şeyde mesela doktor dikiş attıktan sonra orada mesela şey çıkacak. Diyecek ki 10 üzerinden 7 aldım. Ondan sonra hani şeyde bu dikişin doktor da daha sonra doktor karar verecek. Ha bu güzel mi oldu mu olmadı mı vesaire. Bunun şimdi bunlar niye önemli? Bunlar şu yüzden önemli Esra Hanım. Bu ameliyatta şu an bir doktorumuz bir ameliyata girdiği zaman hani orada her şey ameliyathanede yaşanıyor ve ameliyathanede kalıyor. Evet. Artık her şey ameliyathanede kalmayacak. Çünkü benim de ben bu video şeylerine, burada bu datalara ben de ulaşacağım hasta olarak. Dolayısıyla ben de göreceğim. Dolayısıyla ben bu videoyu başka doktora da gösterebileceğim. Mesela bizim doktorumuzu değiştirmek istiyoruz. Bir ameliyat oldu, değil mi? Şu anki doktor ne diyor bir doktor? Ya seni başka doktor ameliyat etmiş, ben dokunmak istemiyorum sana, baştan bana gelseydin diyor, değil mi? Evet. Ama bu böyle değil, böyle olmayacak artık. Ben ona ameliyatımın videosuyla gideceğim ona. Bak benim içim bu. Ondan sonra o da bana şey yapmak zorunda kalmayacak böyle bir. Bak ben tekrar açalım bakalım demek olmayacak. Bak açılmışı var burada. Ben açmıştım zaten. Açılmıştı zaten bu. Böyle bir sorunla karşılaşmıştık. Ondan sonra hani çok daha düşünebiliyor musunuz? Hani bu second feedback dediğimiz ikinci bir görüş, doktor görüşü almak. Bunun nasıl, ne boyutlara geleceği. Hani sadece böyle bu olaya işte robotlar ameliyat yaptı diye değil. Bu teknolojinin hayatımıza getirebileceği bu yenilikleri ve değişiklikleri bunu bu büyük çerçeveden bakmak gerekiyor. Yani sadece olay bu robotun ameliyat yapması değil yani. O çerçeveden bakınca başka şeyler de aklıma geliyor benim. Şimdi bir defa doktorlar bu duruma sıcak mı bakacak? Nasıl bakacaklar? Kabul ediyorlar mı? İkincisi bunun sonrası malpractice olayları patlar mı diye de düşünüyorum. Hani cerrahi operasyonlardan yani malpraktisten doktorlar zaten çok memnun değiller. Ama hani bu kadar kaydedilip hani işte adım adım hepsinin görüntüsü, bazı hekimler var ki kendileri zaten her girdikleri ameliyat kaydediyorlar. Çünkü bazı ameliyatları haber yapmak için de girdim. Hani ameliyathaneleri de ziyaret ettim. Bazı doktorlar bunu gerçekten sırf kendi kendilerine yaptığım adımlar doğru mu diye izlemek adına her ameliyatını kaydediyor. Ama bazı doktorlar da böyle bir şeyin olmasına izin verir mi vermez mi bilmiyorum. O süreç neden? Nasıl olacak? İzin verip vermemesi olacak. Acaba kendine güvenmiyor mu? Bilmiyorum. Şimdi burada, şimdi şuradan geliyor Esra Hanım. Şaka bir yana. Şimdi bu doktorlardan değil daha çok hastadan gelecek. Bunu hastalar bunu isteyecek. Hani bakıyoruz şu an böyle bütün sağlık böyle bir yenileşmeye gidiyor. Hani taleple alakalı bir şey bu. Dolayısıyla hani ben mesela ben hasta olarak ben bunu isteyeceğim. Ben bu güvenceyi isteyeceğim. Ben bu baskıyı hastaneye yapacağım. Hastane de bu baskıyı doktora yapacak diyecek. Yani hastane dolayısıyla öyle doktorları alacak. Hani biraz böyle bir şey düşünüyoruz da şu an şöyle bir şey de var. Şimdi bir adım daha geri gidelim. Daha şu anki robotların yaptığı ameliyatlarda doktorlar cerrah olduktan sonra genelde ameliyatla robotla yapmaya başlıyorlar. Ama evet. Mesela ameliyat tıpta şu an hani ne yapıyoruz? İşte tıpı kazandım, neyi kazandım? İşte cerrahi değil. Robotik cerrahi diye bir bölüm olacak. Dolayısıyla her şey öyle başlayacağı için çok daha doğal olacak bu. Hani böyle hani televizyon gibi hani böyle birden çocukluktan geldiği için çok daha doğal karşılanacak bir şeyler. Bu zamanla olacak ama ben bunu kesinlikle dediğim gibi 5 ila 10 yıl arasında bunun böyle olacağını görüyorum yani. Dolayısıyla şu anki gibi hani çok şu an mesela ne hani şu Instagram vesaire her yerde kendimizi çekiyoruz, bir sürü şey yapıyoruz ya. Hani bu çok böyle değildi daha önce. Nasıl yani? Beni de mi görecek? Nasıl yapacak? Hani biraz daha önceden böyle değildi. 10 yıl önce böyle değildi. Ama şu an çok normal yani bu böyle konuşabilmek. Dolayısıyla ben kesinlikle ben çok şey alacağını düşünmüyorum. Doktorların da buna sıcak bakacağını düşünüyorum. Ama bunun bence ki en büyük drive'ı bence bu hastalardan gelecek. Hastalar bunu isteyecek. Sen böyle yapmıyorsan ben sana gelmiyorum arkadaş diyecek. O ona gelmediği zaman, doktora gitmediği zaman hastane para kaybedecek. Hastane para kaybettiği zaman doktora bu baskıyı yapacak, sen böyle yapmak zorundasın diyecek. Dolayısıyla hani bu şeye giriyoruz. Buradaki dolayısıyla hani bu doktora sadece piyasanın dayattığı değil, hayat buna sürüklüyor. Dolayısıyla bunu yapmak zorunda kalacak bence.
O an aslında çok güzel. Yani kendi adıma söyleyeyim, ben bir hasta yakını olarak ya da hasta olarak açıkçası görmek isterim. Hani neler yapıldığını, ne olduğunu. Çünkü insan gerçekten merak ediyor. Yani orası çok gizemli, öyle bir kapılar arkasında kalıyor ve ameliyat oluyor, bitiyor. Biz sonrasında öğreniyoruz ama hiçbir şey, yani anlatıldığı kadarını öğrenebiliyoruz. Hani o anlamda gerçekten çok faydalı olur. Teknoloji şu an hangi seviyede? Yani ilerleyen süreçlerde hani robotları söyledik. Daha bizi böyle size daha önce bir video göndermiştim, hatırlıyor musunuz? Bir genel cerrahi kongresinde bize izletilen bir videoydu ve onda savaş alanında işte bir araç gidiyor, yaralı olan askeri alıyor. Hemen robotlar o an sanki oradan hiç kimse müdahale etmiyormuş gibi hemen içeriye alıyorlar yaralı olan askeri. İşte ilk müdahale ediliyor. Taşınana kadar neredeyse ameliyatı bile yapılıyordu. Hatırlıyor musunuz? Siz de demiştiniz ki Evet, orada hatırlıyorum. kumanda masasındaki bölüm atlanmış. Orası gösterilmiyor çünkü o kumanda Evet. masasından yönetiliyordu. Ama videoda sanki gerçekten kendi kendine yapıyor, kendi kendine dikiyor falan şeklinde bir videoydu. Şimdi gerçekten öyle bir şey olacak mı? Hani insanlar müdahale etmeden o videodaki gibi, yani hani kumanda masasından Aynen. çok fazla karışmadan. Şimdi şu anki şeyimizi söyleyeyim. Şu an mesela bu, ilk önce şu soruya cevap verelim. Şu an ne demiştik? İşte ameliyat sırasında doktor bambaşka bir, ya başka odada, başka şehirde, başka ülkede, başka kıtada olabilir diye. Şimdi onun altında bir tane daha şey var. Başka dünyada olmayabilir doktor. Ya da hasta dünyada olmayabilir. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Ama bunlar şu an hep araştırma aşamasında şu an. Mesela benim Johns Hopkins Üniversitesi'nde şu an bir araştırmada yaptığımız bir deneydi. Astronotlara basit ameliyatlar yapabilir miyiz robotlarla? Buna bakılıyordu. Dolayısıyla hani artık astronot dünyada değil ama doktor dünyada. Dolayısıyla mesela çok basit apandisit ameliyatları, basit ameliyatlar böyle bu yapılabilir mi? Şu an bu konu üzerine çok büyük çalışmalar var ve bunun deneyleri de yapıldı şu an. Ama dediğim gibi burada böyle bir internet vesaire hızda biraz sıkıntılar var. Dolayısıyla ameliyat çok daha yavaş olmak zorunda. Dolayısıyla çok kritik ameliyatları yapamıyoruz. Ama bu teknolojinin gelişmesiyle, bu hızın artmasıyla mesela şu anda görüyoruz, hani her geçen gün gördüğümüz gibi bu hani şeyin video görüşmenin vesairenin, her şeyin hep kalitesi artıyor, hızı artıyor vesaire. Evet. Bunun sadece bu burada değil, yani bunu bu data alışverişi olarak düşünmek gerekiyor. Data alışverişinin hızlanması demek, bu demek oluyor ki hani bunu çok böyle şeyleri, böyle yeni teknolojileri, doktorun dünyada, hastanın ayda vesaire olması gibi Çok ilginç. teknolojileri bile bunu enable ediyor. Hani bu şu an bu, ama daha bir akademi aşamasında ve şu an Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma. Demek istediğiniz başka bir şey var mı? Çünkü ben başka konulara da geçeceğim yavaş yavaş. Başka şeyler de sormaya başlayacağım. Tamam. Ya ben tekrar şey yapmak istiyorum. Şu anki amacımız, bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Şu anki amacımız ameliyatı standartize etmek. Hastayı öncelikli kılıp ameliyatı standartize etmek ki aynı hasta Türkiye'mizin, işte mesela İstanbul'da da olsa, Afyon'da da olsa, ben Bursalıyım, Bursa'da da olsa, Trabzon'da da olsa, Rize'de de olsa, her yerde cerraha bakılmaksızın aynı sonuçlar vermesi. Şimdi burada mesela çok büyük bir problem, sorular şöyle geliyor bana soru. Bunun legal kısmı nasıl olacak? Mesela ya doktor başka bir ülkedeyse, doktor bir şey yaptı, ben o doktor hangi yasalara göre yargılanacak? Şimdi böyle hani bambaşka alanlar açılıyor, anlatabiliyor muyum? Hani olay sadece böyle bu şey değil. Hani mesela şu anda bir ilk sosyal medyaya çıktığında, iyi de normalde söyleyemeyeceğimiz bir sürü şey orada söylüyoruz. Nasıl yargılanacak? Mesela yeni, hani bunu adapte olmamız gerekiyor. Bu da bir zaman alacak. Ama bunun amacımız bütün dünyadaki bu bilgileri toplayıp her şeyi bilen bir robot yaratıp, dolayısıyla ve doktora o ameliyat anında bir şey olduğunda
burada daha önceden nasıl yapıldığını bunu çok iyi bir şekilde gören, şu an mesela bunun tek bilgi kaynağı neresi biliyor musunuz? YouTube. Sadece doktor YouTube'a girip buna bakabiliyor. O da bulursa. Evet. Ama bunu daha güzel bir hani şeyi. Evet. Hani dolayısıyla böyle bir kütüphane yok yani bizim bildiğimiz dijital kütüphane dediğimiz. Ha, girelim. Ameliyatların çok güzel safhalara ayrıldığı, hani çeşitli komplikasyonlara göre ayrıldığı. İşte buradan machine learning ve yapay zeka işte burada işe yarıyor. Şu an tam da buradayız ve gelecekte bizi bu bekliyor. Amacımız ameliyatların sonuçlarını nerede olursa olsun aynı kılmak ve çok çabuk bir şekilde hastayı iyileştirmek. Ve doktorlar da işsiz kalmayacak aslında. Daha standartize olup ona yardımcı olacak, onlara yardımcı olacak. O cerrahilerini daha başarılı kılacak bir araç haline dönüşecek tamamen. Bence çok daha fazla doktor olacak. Çünkü çok daha fazla kişi bunu yapabiliyor olacak. Cerrahide. Çünkü şu an cerrahi evet. Kaçılan, korkulan, TUS'ta puanı gittikçe düşen branşlardan birisi oldu. Malpraktis korkusu nedeniyle. O zaman bunda malpraktis oranları da azalabilecek. Yani çünkü ona yönlendiren, verilen fikirler de ona göre değişecek çünkü. Bu durumda bütün top evet medikal robotik şirketlerine atılabilecek mesela. Onların kendilerini çok iyi değerlendirmesi gerekecek. Hani doktor şeyi bırakıp onlara dolayısıyla onlara çok büyük bir yük düşüyor burada. Hani bu büyük şirketlerin bu gelip bunu standartizasyonun ben şimdi standartize etmek falan diyorum da bu standartizasyon ne demek? Bunu define etmek, bunu tanımlamak. Bu bambaşka alanlar açılıyor yani. Bunu göreceğiz. Bence doktorların işi çok daha kolay olacak. Bu malpraktis zaten onu azaltmak kolay amacımız. Çünkü zaten şöyle de bir şey var. Hani standartize deyince her vakada kişiye özel tedaviden söz ediyoruz. Yani çünkü mesela aynı hastalıktan diyelim iki kişi geldi. Birisi diyabet hastası, diğerinde öyle bir şey yok. İkisine de aynı prosedür uygulamaları mümkün değil. Ya da işte ne bileyim birisi kan sulandırıcı alıyor, birisi almıyor. Ama aynı hastalıktan geldiler. Onlara da uygulanacak tedavi ya da işte ne bileyim süreç bile farklı oluyor. Yani kan sulandırıcı içenlerin kan sulandırıcıları kesiliyor vesaire oluyor. Hani orada komplikasyon olunca başka bir şey olabilir. Evet evet. Mesela şu an çok güzel bir noktaya değindiniz. Siz neler dedik? İki tane hasta var dediniz. Ya bizim niye iki tane hastamız var arkadaş? Bizim milyonlarca hastamız var. Tamam mı? Hani iki hastayı değerlendi bakınca tabii ki de onlar farklı olacak. Ama milyon düşündüğümüzde ben size garanti ederim ki aynı şeyleri olan ben bir tane daha hasta bulacağım size. Hani o biz şu an bunu bulamıyoruz. Şu an anlatabiliyor muyum? Dijitalleşmenin olayı bu. Bizim milyon tane hastamız var. Milyonlarca bir ameliyat yapıldıktan sonra ben zaten bunu kategorize edebilirim bu şeylere göre. Dolayısıyla doktor hani böyle acaba bunu mu yapsak demesine gerek yok. Zaten yapılmışı var. Hani doktorun stresi de azalacak. Doktorun stresi azalınca ne oldu? O çok daha iyi perform edecek. Sonuçta şu an şimdi doktor ya adam hani karısıyla mı bir sıkıntısı vardır? Çocuğun okulu mu olmuyor? O gün başım ağrıdı. İşte arabası mı kaza yaptı, ev alacaktı, evdeki mobilyalarda mı sıkıntı var? Yoksa önündeki hastası mı? Hani hepimiz bunları yaşıyoruz. Hani onlar da çok büyük stres içerisinde var. Dolayısıyla biz bunu nasıl azaltabiliriz? Onlara doğru yolu, yapılmış yolu daha önce nasıl gösterebiliriz? Bence onlara hani, bence kesinlikle burada win-win senaryosu yaratıyoruz. Hani böyle yeni bir şey değiştirmiyoruz. Herkes doktor kazanıyor win, ben kazanıyorum, hasta olarak kazanıyorum win, hastane kazanıyor win. Hani dolayısıyla hani herkesin kazandığı bir çözümden bahsediyoruz bence. Bu ne zaman şey yapılır? Hani şu an robotik cerrahi Türkiye'de çok uygulanıyor ama böyle çekimlerin, görüntülerin gönderilme süreci ne zaman başlayacak ya da başladı mı? Şimdi bunun olması için başka şirketlerin de şu an biraz medikal cerrahi, ben genel cerrahiden bahsedeyim. Bu biraz bir şirketin tek elinde şu an. Bunların bu şirketlerin artması gerekiyor. Bu şirketlerin artması gerekiyor. Mesela geçen şu an baktığımızda işte Johnson & Johnson yeni bir bambaşka bir medikal robotik platformları geliştiriyor. Medtronic çok
platformlar geliştiriyor. Başka çok fazla Avrupa'da çeşitli şirketler var, bunlar geliştiriyorlar. Şimdi bu alanın büyümesi gerekiyor. Şimdi araba gibi düşündüğümüzde, mesela bir tane araba olduğu zaman hani o arabanın fiyatı ve performansına çok söyleyebilecek bir şeyimiz olmuyordu. Ama arabaları çok fazla araba markası olduğu zaman şimdi ne oldu? Öncelikle fiyat düşüyor. Şimdi şu an böyle bir şey de var Esra Hanım. Şu an bu robot ameliyatlar çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Dolayısıyla hani bu sigortası olmayan vesaire bunlar nasıl karşılayacaklar bunları? Karşılayamayacakları için. Mesela ben bu enstrümanlardan bahsettim. Şu ne dedim? İşte midiyi clamp eden bir tane enstrüman var. İyi de arkadaş onun tanesi $5,000 ve sterilize olamıyor. Ve ameliyatta bir kere kullanılıyor. Hani bunu nasıl biri bunu efor edebilsin, nasıl bunu alabilsin? Dolayısıyla başka şeyler geldiği zaman, başka oyuncular geldiği zaman piyasaya otomatik olarak her şeyin fiyatı düşecek ve daha böyle bir erişilebilir kılacak. Şu an ne demiyorsun? Türkiye'de sanırım ben üniversitedeyken yaklaşık 5-7 sene önce Türkiye'de sanırım 9 tane bu robotlardan vardı. Şu an eminim sayısı artmıştır. Çünkü çok da bir marketing oyunu da olmaya başladı çok fazla. Bak bizde robotik ameliyat var ama ne yapabiliyoruz? Ama sadece 3 tane ameliyat yapabiliyoruz. Hani işin o boyutu var. Ona çok girmiyorum da bence bu çeşitli şeyler geldiği zaman, şirketler geldiği zaman ve ben bunların şu anki public şeylere baktığımızda, datalara baktığımızda mesela Medtronic geçen sene Wall Street'e kendi robotunu tanıttı. Ondan sonra Johnson & Johnson yine çok güçlü bir şekilde buraya gelmeye çalışıyor. Bence önümüzdeki kesinlikle 5 yıl içerisinde bence çok daha bu teknolojileri göreceğiz. Ve bunları daha böyle bir hayatımızda ve bu bizim normalimiz olacak. Hani sizde medikal robot yok mu ya gelecek hastanelere? Bence bunun gelmesi de ben 10 yıl olarak görüyorum. O anlamda çok güzel olur. Şimdi ben biraz daha farklı bir yöne geçeceğim. Silikon Vadisi'ni soracağım biraz. Silikon Vadisi nasıl bir yer? Neler yapılıyor? Hani burada işte teknolojiyle ilgili çok fazla haber yapılıyor. Onu dönem dönem de konuşuyoruz zaten. Ve çok fazla yalan ve köpürtme haber de yapılıyor. Şimdi biraz Silikon Vadisi'nden söz edebilir miyiz? Nasıl bir yer? Birçok insanın hayali oraya gidebilmek. Yani ben de inşallah kısmet olursa bir gün gelip gezmek istiyorum. Çok merak ediyorum açıkçası. Biraz ondan söz edebilir miyiz? Şimdi Silikon Vadisi bizim de dışarıdan da baktığımız gibi bu teknolojilerin yaratıldığı yer. Çok fazla yaratıcılığın çok fazla olduğu bir yer. Şimdi ama bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi baktığımızda Silikon Vadisi'nde bu yeni yetişen nesle çok çok fazla para ve destek olunması var. Maddi yönden çok fazla destek olunması olunduğunu görüyoruz. Ve bunların neslin bir sürü startup kurduğunu görüyoruz. Mesela bunların en büyük şeyi Silikon Vadisi'nde hub'u Stanford Üniversitesi. Stanford Üniversitesi'nde master yapan öğrencilerin projeleri direkt kapılıyor. Direkt burada çok fazla investorlar var. Angel investorlar vesaire çok çok çeşitli yatırımcılar var. Bunlar hemen böyle çok 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 büyük paralar verebiliyorlar. Şimdi biraz bunu onu anlamaya çalışalım. Böyle Türkiye'de de şey konusu oluyor. Bizde niye Silikon Vadisi yok? Niye başka yerde Silikon Vadisi olamıyor? Gibi hani anlatabiliyor muyum? Hani başka böyle, ülkelerde şimdi, de yok çünkü. Sadece Türkiye değil. Evet. Hani bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burası ne? Bu sadece teknolojinin oluştuğu bir yer değil. Burası yeni fikirlere para verilen, yatırım yapılan bir yer. Şimdi Türkiye'de mesela çok güzel, hani İstanbul'da böyle bir şey yapalım. Şimdi hani o süper üniversiteler ne der değil mi? Hani Boğaziçi var, Sabancı var, Koç var, Yıldız Teknik İTÜ, bunların çok zeki de çocukları var. Yani orada yetişen şeyler var. Onlara herhangi biri alt sana $10 milyon diyebilir mi? Yok. Buradan kaynaklanıyor. Hani biz bunu diyebilmeliyiz. Niye diyemiyor? Bu şeyden kaynaklanmıyor böyle. Hani ama başka şey yatırabiliyor o kadar parayı yatırımcılar. Şimdi o gence o kadar güvenmiyor. Çünkü hani bizde o kadar bir o gençlere o kadar bir şey verme yok.
inisiyatif verme, onlara güvenme. Bu kadar çok ben en azından şöyle diyeyim. Ben ülkeden gideli, ben Türkiye'den çıkalı 10 yıl oldu. 10 yıl öncesinde yoktu bu. Çok zordu yani bu yatırım almak vesaire. Burada Silikon Vadisi'nde en büyük avantajı bunlara böyle para bulabilmek. Para çok kolay bulunuyor. Herhangi bir fikriniz var. Zaten böyle çeşitli böyle kafeler var. Oralarda bildiğimiz böyle startuplar buluşup orada sağdan soldan yatırımcı bulabiliyorlar yani. Bu kadar bu yatırımın, yeni şeyler geliştirmenin bu kadar normal olduğu bir yer. Ve burada mesela insanlar bir de çok çalışıyorlar yani. Bu çalışmayı da sevmek gerekiyor ve bunu da böyle bir eziyet olarak değil de insanlar bundan zevk alıyorlar. Çok üretmekten zevk alıyorlar. Ama şeyi unutmayalım, bu yatırımcıların, bu yeni çıkan startupların çoğu da fail alıyor. Bunun yatırımcının buna okey olabilmesi de gerekiyor. Hani bu çeşitli tabii hani kapitalde bakalım o kadar var mı vesaire. Bu da önemli ama şeyi de bakmak gerekiyor. Yani böyle devlet destekli yatırımlar vesaire şeyler çok yaygın olup okullardan başlayıp yine çok yaygın olup bunların hep büyüdüğü. Mesela benim şirketim Stanford Research Institute'den çıkan tamamen üniversite kaynaklı bir proje. Bir üniversitede olan. Daha sonra benim olduğum proje var. Hani böyle bu Johnson & Johnson veya Google'dan çıkan bir proje değil. Stanford Üniversitesi'nden çıkan bir proje. Bunu kuranların hepsi Stanford Üniversitesi'nde hocaydı. Daha sonra gelip buna milyonlarca dolar yatırıp buna. Hatta milyarlara kadar uzatıyor. Bunu yatırım yapabilecek gönüllüler sunuyor. Oo, çok güzel. Burada önemli bir nokta vardı cümlede. Çalışmak, gerçekten çalışmak ve çalışmayı sevmek. Bir iş yükü, yük olarak görmek değil de. Şimdi bizim burada aslında bence en takıldığımız nokta şu. Çalışmak biraz eziyet gibi görülüyor. Bir de çok fazla çalışanı, hadi bunu durduralım, biraz ortalık karışıyor gibi görüp frene bastırma, taş koyma olayları çok oluyor maalesef. Belki de ondan dolayı Silikon Vadisi olamıyor. Yani çünkü anladığım kadarıyla burada mantık, güzel bir fikir bulundu, biz bunu destekleyelim de bu ortaya çıksın deniyor orada. Ama burada güzel bir fikir çıktı, ya bunu taş koyalım ya da biz bu fikri alalım kendimiz yapalım, ama o işin içinde olunmasına gidiyor. Çünkü şimdi bir de çok... ben bir şey daha sormak istiyorum. Dönem dönem yine bunu da konuşuyoruz da. Teknolojiyle ilgili haberler yapılıyor. Ve bu haberleri işte üretenlerden biz daha iyi anlatırız diye çıkanlar var. Hani böyle işte onlar anlatamıyorlar, üretiyorlar ama anlatamıyorlar diyenler var. Altını özellikle çizdiğim bir nokta var. Bir işi yapan kişinin ağzından alıp halka ulaştırma işi gazetecinindir. Ve gazeteci bu noktada gerçekten doğru bir köprü görevi görmesi gerekiyor. Doğru uzmanı bulup doğru şekilde halka verilen mesajı ve içeriği iletmeli. Bu noktada önerilerinizi, tavsiyelerinizi de almak istiyorum. İnsanlar nasıl dikkat etmeli? Nelere dikkat etmeli? Mesela hani bir haber gördüğüm zaman ben en azından sorabileceğim isimleri biliyorum. Bu gerçek mi, değil mi? Bu köpürtme mi? Bu makale gerçekten düzgün ve etik mi yapılmış, yoksa etik olmayan yollarla mı yapılmış diye onları da öğrenebiliyorum. Ama insanlar bunu öğrenemiyorlar. Ya da işte gazetecilerin hepsi teknoloji alanında uzmanlaşmadığı için bunu direkt yolla söyleyemiyor. Bu anlamda da tavsiyelerinizi istiyorum. Ya işte olay yine şeye gitti. WhatsApp gruplarına gitti. Şimdi öncelikle bu tabii ki çok zor bir konu ve bu aslında toplumun zayıf noktası. Şimdi bir haber okuduktan sonra mesela ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Ben onun source'una bakıyorum hep. Nereden almış bu haberi diye. Ondan sonra ama source'unun nasıl iyi olduğunu nasıl bileceğiz? Genelde bu haberin kaynağını ilk önce öncelikle ben gazeteciden haberin kaynağını belirtmesini beklerim. Bu haberde. Bu eğer değilse bir kere orada bir şüphelenirim. İkincisi haberin kaynağını ulaştıktan sonra da genellikle ben şey yapıyorum. Bununla ilgili makaleler yazılmış mı?
Ondan sonra bunu da böyle çok şey yapmaya gerek yok aslında. Hani sadece birkaç tane yazılması bana bir şey veriyor yani, bir bilgi veriyor. Mesela benim alanı, teknoloji alanında en büyük makaleler IEEE, işte IEEE makalelerinde, şeylerinde, konferanslarında ve dergilerinde yayınlanmış oluyor. Ben kendi anlamda onlara bakıyorum. Ondan sonra ama sağlık cerrahisi, sağlık alanında da çok fazla, hele şimdi o da aslında bir Esra Hanım, bu sıralar aslında o da şeye dönüştü biliyor musunuz? Hani bu bu sağlık şeyleri, dergileri de biraz şeye dönüştü. Kalitesi biraz onların da düşmeye başladı. Evet. Korona nedeniyle da, değil mi? İşte çok, evet evet. Şimdi onları da ben şöyle alıyorum. Her derginin şey yaptığımızda impact factor diye bir impact'i oluyor. Bunu o derginin sitesine girdiğimizde orada impact factor yazıyor. Impact factor şu demek, bunun kaç kişi oradaki yazıları sahip etmiş, hani kullanmış buradaki makaleleri. Bu buradaki makalelerden kaç tane makale üretilmiş, ondan sonra kaç tane makale buna alıntı yapmış vesaire gibi, bu bir tane rakam var. Bunun adı impact factor. Buna baktığımızda genelde böyle impact faktörü 1.5-2 vesaire, bunun üzerinde olan sağlık şeylerinde mesela Nature vesaire şeylerimiz, onların impact faktörü 30-40 oranlarında. Bunlara baktığımızda hani ben bunu böyle anlıyorum ve üniversitelere bakıyorum genel olarak. İşte genelde bu şeyde üniversiteden çıkmış oluyor. İşte ya dünyada çok bilinir bir sürü üniversite var yani. Onlara benim şeyim böyle oluyor. Kaynağına bakıp kaynağından baktıktan sonra yayınlandığı makaleyi bulmaya çalışıyorum. Ama tabii şimdi şöyle bir şey de var. Hani bunu başka birisi nasıl yapsın? Hani benim bunu yapmamın sebebi, ben bu işi biliyorum. Ve baktığım şeyi de biliyorum. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum hani ne olduğunu. Bu aslında hani bu biraz burada bir gazetecilere düşüyor burada. Bu kaynağını güzel belirlemek. Ondan sonra ve data sunmak. Spekülasyon değil de hani bu biraz daha iyidir, bu böyle iyidir, kötüdür demese, data sunmak, gerçekleriyle şey yapıp, bu dataları present etmek, bunu sunmak ve bunları anlamlı kılmak. Sanırım böyle biraz onu demeye çalıştınız. Şimdi ben dediğinizde gazetecinin görevi teknolojiyi halka anlatmak dediğinizde, aslında bence onun amacı şey gibi anladım ben bunu. Bence bu datayı alıp, bu datayı halka sunup, bunu anlaşılabilir kılmak. Bu datada tabii ne ki demek isteniyor? Bunu göstermek. Evet, evet. Hani bunu o köprüyü kurmak. Çünkü hani bunu üreten yine böyle bir onun kullandığı jargon yine teknik bir jargon oluyor. Çünkü o dünyada yaşadığı için kesinlikle katılıyorum. Burada datalara bakılmalı. Ondan sonra bu datalar kullanılmış mı daha önceden? Zaten böyle hani Amerika'da genelde böyle oluyor. Şeydeki şeylere baktığımızda büyük gazeteleri, işte New York Times, LA Times, San Francisco Chronicle gibi şeylere baktığımızda bunda genelde bir şeye source verilmiş oluyor ve datalar, grafikler vesaire şeyler veriyoruz ve bence şeyden kaçınılmalı yani. Bu öznel şeylerden, bence böyle şeylerden. Hani o biraz o olabilir ama bunu hani unutmayalım ki o bence yani. O yazarca o. Tabii ki de onları da sunabilir. Yazar hani kendi görüşünü de sunabilir. Ama bunu da böyle bir o bence böyleyse sence de bambaşka bir şey olabilir yani. Bunu böyle o yorum kısmına bence halk ona göre filtrelemeli yani. Peki bir teknoloji üretenler, algoritma yazanlar kendi yaptıklarını anlatamazlar mı? Aracı bir böyle bir onlar anlatamıyor, biz anlatırız diyenler var. Öyle bir şey var mı? Anlatabilir misiniz? Anlatabiliyorlar mı ya da teknolojiyi üretenler? Hiç üretmeyip algoritmanın ne olduğunu bilmeyip hiç algoritma yazmamış, hayatında kod yazmamış insanlar bunu anlatabilirler mi? Teknoloji üretenlerden. Gazeteci demiyorum yalnız burada. İnce bir hassas nokta. Gazeteci değil buradaki. Anladım. Şimdi ya ben bunu çok anlattım zaten. Mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben ne dedim bu konuda açtığımda? 20'yi aşkın makalem var zaten. Ben zaten bunu çok anlattım. Bu gerçekten bu araştırmacılar, bu mesela doktora yapanlar vesaire, bunlar zaten hani sadece bu teknik eğitimden değil, bu anlatabilme eğitiminden de geçiyor zaten.
hani işte sesimiz oluyor, hani çeşitli çeşitli dergilerde, konferanslara makaleler yazıyoruz vesaire. Bu da biz bunun eğitimini de alıyoruz aslında. Çünkü hani onun da kanısı yani. Benim hani doktora kitabım var yani şöyle kocaman. Hani ben bunu anlattığım yerler olduğu için ve buradaki insanlar da bunu anlatıyor genel olarak. Ama şey konusunda biraz sanki haklısınız. Bunu bir o karşıdakinin seviyesine göre değişebilir bu anlatılan şey. Hani bence ben orada gazetecinin rolünü biraz aslında görüyorum. Hani daha güzel bunu daha sadeleştirmek dilini. Ama gazeteci dışı. Anladım. Sanki kendi şeyde işte o biraz zor. Bu işi bilmeyen kişinin, hani bu işi gerçekten yapmayan kişinin bunu anlatması bu gerçekten çok zor. Çünkü burada o zaman hemen şeyi dönüyor olay. Hani sizin de anlattığınız gibi işte örnek vermiştiniz. İşte robotlar geliyor. Ondan sonra yaralı hastayı aldılar, götürdüler bir yere, robot ameliyat etti. Orada biraz böyle bir hemen böyle bir science fiction filmine dönüyor bu arada, evet. Orada olay. Biraz o seviyede oluyor. Bence o da çok zevkli. Onları dinlemek de çok zevkli. Ama onları fazlalık böyle olacak demek orada biraz şey oluyor. Hani sanki orada bir kopukluk oluyor. Yani gerçekten bazı insanlar çünkü oradan bir şey dinleyip bir şey öğrenmek ve kendi hayatlarını apply etmek istiyorlar. Böyle bir ondan yoksun oluyor biraz. Hani ben de o yüzden sizden kaçınıyorum. Hani siz bana sürekli soruyorsunuz hani bu şeyi röportaj süresince. Bugün olacak mı? Robotlar ne zaman yapacak bu ameliyatı? Bak daha yapmadılar mı? Ben de sürekli kaçınıyorum. Olmayacak. Daha yok. Amacımız o değil. Hani sürekli ben de frenlemeye çalışıyorum. Hani öyle bir şey yok çünkü. Öyle değil. Eğer böyle olsa zaten 2020 yılında uçan arabalar vardı. Yani yoklar. Evet. Evet, çok doğru. Bir şey daha soracağım ben. Şimdi dijital ve teknolojiyle ilgili kitaplar son yıllarda arttı. Yani önceden bu kadar var mıydı bilmiyorum ama halka yönelik teknolojiyle ilgili kitaplar gittikçe artıyor yazılma oranları ve onları okuduğum zaman yani bu anlatanlar gibi bambaşka bir dünyaya doğru gidiyorum. Hani işte teknolojide böyle uçuyoruz, kaçıyoruz filan. O teknoloji kitapları okurken de nelere dikkat etmeliyiz? Yani onu da sormak istiyorum. Çünkü ben öyle şeyler görünce hemen yanına not düşüyorum. Bunu bir araştırayım. Detayları doğru muymuş? Bir teyit edeyim diye. Teyit edilecek diye yanına not düşüyorum mesela öyle çok uçan kaçan bir şeyler olunca. Bunlarda ne yapmak lazım? Şimdi ben şöyle yapıyorum. Hani bir şey böyle çok çok hoş geliyorsa, çok böyle güzel, süper bir şeyse büyük ihtimal öyle değildir. Şimdi hani ben mühendis olduğum için hani bu işi biliyorum. Hani peki böyle olacaksa hani zaten o kadar olabilseydi, o kadar güzel olabilseydi bir sürü şey, o kadar smooth bir şekilde olabilseydi zaten olurdu yani. Şimdi olmaması demek ki bir sebebi var. Bu olacaksa ne olmayacak? Hani biraz böyle bir şimdi bir her şey denge böyle bizim mühendisliği şeyimizde her şey denge. Tamam ben bu kadar şeyi robotun performansını mesela ben bu istiyorsam tamam da o zaman ne olacak? Mesela ne olacak? Şey olabilir. İyi de çok pahalı olacak. Ondan sonra hiç kimseye erişimi olmayacak o zaman. Dolayısıyla hani o kadar şey yapamıyoruz. Mesela böyle bir sürü şeyler var. Bunlara böyle bir kritik düşünmeyi biraz kendimizi sanırım biraz böyle şey yapmamız gerekiyor. Bir de şeyle bakmamız gerekiyor. Şimdi bu kitapların okunabilmesi için de tabii ki hani ben yazsam işte bir mühendis yazsa hani böyle bir okunmaz yani. Hani biz hala deneyler yapıyoruz. Mesela bu şu anki korona günlerindeki aşılar gibi. Hani işte bir ay sonra aşı çıkacak vesaire. Hani bunlar çok güzel okunan şeyler ama bunu başka biri yazdığı zaman güzel hadi bakalım şu an şeye bakalım. Aşının bulunması şeylerine bakalım, basamaklarına bakalım. İşte ben şu an aşıyla ilgili, şimdi ona başladım çok şey diye, şu an çok herkesin baktığı şey diye ona bahsediyorum da, aşının bulunma şekliyle başka bir medikal ürünün bulunma safhaları çok çok benziyor birbirlerine. Hani bunların hastaların üzerine denenmesi, dataların analizi, dataların dokümantasyonu, bunların incelenmesi ve incelendikten sonra bize genelde geri bildirim geliyor. Şunları değiştirin diye. Daha sonra biz onları değiştiriyoruz. Yeni datalar hani böyle bu bir günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük şeyler değil. Hani bu çünkü niye biz bunu istemiyoruz? Çünkü istemediğimiz şey Esra Hanım hani bir
bir Ali'nin üzerine deneyip bir şey çıkıp benim üzerine bambaşka bir şey çıkmasını istemiyoruz. Herkese o şey olsun. Ne dedik biz? Amacımız standartizasyon. İşte bu aşıda da böyle, başka şeylerde de böyle. Dolayısıyla hani insanların biraz daha böyle bir bu filtreli, kendilerinin biraz filtreleyip, bunlar çok zevklidir, inanılmaz zevklidir okuması, katılıyorum. Ama böyle bir kritik düşünmeyle buna böyle bir kendisine dedi. Ben not alıyorum bunları. Ben de not alıyorum açıkçası. Bakıyorum, kaynağına bakıyorum, kaynağına bakıyorum. Kaynağı çok önemli. Bu kaynağındaki o insanı bulduktan sonra bakıyorum mesela işte günümüz içerisinde mesela çok süper bir şey benim için. LinkedIn'de veya Twitter'da kaç takipçisi var diye bakıyorum. Ondan sonra ne kadar yayınlanmış, bu ne kadar impact getirmiş, bunların kaçı doğru çıkmış vesaire gibi. Ama bunlara böyle baktıktan sonra hani bu çok zor en başta. Ama bunu yaptıktan sonra zaten çok fazla yazan insanlar da yok yani. Hani hemen böyle bir birkaç defa yaptıktan sonra bunu çok kolay kendi kütüphanemizi kendimiz oluşturuyoruz aslında. Böyle daha seçici olabiliyoruz kendimiz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sağlıklı kalın, evde kalın. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bu videomuzu sonlandırıyoruz. Umuyorum ilerleyen günlerde farklı başka konularda da yine videolar çekeriz ve paylaşırız. Çünkü çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Geçmişte yaptığınız başka çalışmalara daha değinmedik. Umuyorum ki o çalışmalara da ayrı ayrı değineceğimiz videolar olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.